Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi farada aleyna siyama şehri Ramazan. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyama şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kırgan Allah Ta'ala'ya hamdü sanalar olsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kırgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealten hizne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Mübarek Ramazan ayının keçelerinden biri de üşbu muhteşem mescidde ilmi, marifi sohbet kuruşumuz imkanını bergen Allah Ta'ala'ya çeksiz hamdü senalarımız bulsun. Buladigan bu marifi sohbetini barchamız uchun Allah Subhanahu ve Ta'ala'nın özü manfaatli kılsın. Allah Subhanahu ve Ta'ala'nın ibadetine sazavar buluş her bir mumun musulman uchun büyük baxtdır. Allah Subhanahu ve Ta'ala bütün varlıkını ve ondaki mevcudatlarını halk kılgan zat, özü yaratken mevcudatlarını gültacı kılıp, azizu mukarramı kılıp, insan zatını yaratken Allah, özü yaratken insanını bu dünyada hem, ahirette hem, baxtli, saadetli buluşunu irade kılgan. Şu bilen birge, ana o'sha baxt saodatni ta'minotini beruvchi ishlarni buyurib ham qo'ygan. Agar insonni o'z ixtiyoriga qo'yib qo'ysa, insonni fahmi yetmaydi, aqli xatoga yo'l qo'yadi, o'zini foydasini o'zi bilmasdan turli taraflarga ketib qoladi. Baxtini, saodatini anglab yetmaydi. Baxti, saodatini, ta'minotini beruvchi ishlarni o'zi topib qilish imkoni yo'qdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bandalariga baxt, saodat ta'minotini beruvchi narsa o'zining ibodatini farz qilgan. Vojib qilgan. Agar farz qilmasa, vojib qilmasa, banda bandaligiga boradida keyinroq qilarman, hali qilarman, ertaga qilarman deb qilmay yuraveradi. Bu ibodat farz. Qilmasang gunohkor bo'lasan, do'zaxga tushasan. Qilsang baxtli bo'lasan, jannatga tushasan desa, ana shunda inson sezadi. Ana shunda ibodatga o'zini uradi. Ana Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz bandalariga turli ibodatlarni farz qilishi, vojib qilishini hikmati shu. Ibodatlarni faqat bir xil bo'lmasdan, turlik bo'lishini hikmati doim bir xil bo'lsa odam zerikadi. Shuning uchun Alloh o'ziga yaqinlashish vositasi bo'lgan, baxt topish, saodat topish vositasi bo'lgan ilohiy ibodatlarni siz bilan biz bandalariga turli tuman qilib qo'ydi. Uni ustiga haligi aytganimizdek farz qildi, vojib qildi. Ana o'sha farz vojib qilganligini o'zi siz bilan bizni majburlaydi ibodat qilishga. Qilmasam do'zaxga tushib qolaman deb qo'rqadi. Qilsam jannatdan joy olaman, ajr bo'ladi, savob bo'ladi deb intiladi. Bu degani nima degani? Bu degani xuddi Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratib qo'ydi. Bu dünyadaki baxt saadetini kürsatıp koydu bendege. Bana bu baxt, bana bu saadet, bana bu cennet, merhamet ki dese adam yürüme yaptı da. Başka yaka ketip kalı yaptı. Şunun için farz kılıp boynuna ili yaptı. Vacip kılıp boynuna ili yaptı. İlip durup sudura yaptı. Yür, cennetke indi yürüdü. Hani biz adam balası kandey naşkürümüz. Agar odamlarni o'ziga qo'yib qo'ysa, haligi ham juda nodir odamlargina qiladi buni. Ulamolarimiz bu masalani juda sinchkovlik bilan chuqur o'rganib chiqib, bandaning
Allohga ibodat qilish saviyasi 3 xil bo'ladi dedilar. Birinchi saviya, yuqori saviya. Banda o'zining bandaligini chuqur his qilib, suyagigacha singib ketib tan oladi. Men bandalik qilib yashamasam yashashim kerak yo'q degan tushunchada bo'ladi. Ana ular o'z-o'zidan Allohning ibodatiga o'zini urishadi. Chunki fahmi yetgan, aqli yetgan, his tuyg'usi yetgan, o'zini bandaligini chuqur his qilib, Allohga bandalik qilmasam yashashimni kerak yo'q degan xulosadagi odam bo'ladi. Ana ular juda nodir shaxslar bo'ladi. Payg'ambarlar, ularga yaqin kishilar bo'ladi va zaman o'tishi bilan azoyib boraveradi ular. U darajadagilar. Ikkinchi darajadagilar ibodat, to'at, Allohning amri hammasi go'zal narsa ekanligini tushunib yetadi. Namoz o'qish qanday go'zal. Bundan chiroyli narsa dunyoda yo'q. Roza tutish qanday foydali narsa. Bundan foydali narsa dunyoda yo'q. Allohning u farzi qanday yaxshi, bu farzi qanday yaxshi, bu qanday vojib yaxshi. Bundan go'zal narsani topolmayman. Shuni g'animat bo'lay deb o'zini uradiganlar toifasi ular. Bular ham oz bo'ladi. Bular orif bandalar bo'ladi. Allohga yetishgan bandalar bo'ladi. Allohning muhabbati bilan yuraklari, qalblari to'lgan, qalblarida Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmagan bandalar bo'ladi. Ammo siz bilan biz ko'pchilik ibodatni nima uchun qilamiz? Savobidan umidvor bo'lib, azobidan qo'rqqanimizdan qilamiz. Ana o'shalarni Alloh vojib farz ibodatlarni zanjirini bo'yniga solib, nimaga? Jannatga sudraydi. Aytsam ko'nmayapsan, endi o'zim sudrab olaray deydi. Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Ana shu farz, vojib ibodatlarni hammasi biz uchun qani foyda. Bugunimiz uchun foyda. Shaxsimiz uchun foyda. Sog'ligimiz uchun foyda. Odobimiz, axloqimiz uchun foyda. Oilamiz, jamiyatimiz uchun foyda. Insoniyat va butun mavjudot uchun foydali narsalar. Go'zal narsalar, yaxshi narsalar. Allohning amrini qilsak, baxtga yaqinlashamiz. Alloh qayt degan narsadan qaytsak, baxtga yaqinlashamiz. Alloh bizga, o'zimizga, oilamizga, qavmi qarindosh, eli yurt, butun dunyoga zararli bo'lgan narsalardan bizni qaytargan. Bu zarar o'zingni urmagin degan. Zarar topasan, bu dunyoda badbaxt bo'lasan, oxiratda do'zaxga tushasan deb bayonini qilib qo'ygan. Ana mana shu demak haqiqatni biz tushunib yetishimiz kerak. Bu holatni ulamolarimiz yosh go'dak bolani holatiga o'xshaydi. Go'dak endi bir tili chiqyapti, boshqa bo'lyapti. O'zini foydasini o'zi bilmaydi. Borib o'ziga zararli narsaga qo'lini urib osilaveradi. Ana ota-onasi uni uradi, kaltaklaydi, tortadi, dodvoyda g'izadi. Qarasa bolasini yig'latyapti, lekin aslida nima? Uni yomonlikdan olib qolyapti. Yaxshilikka sudrayapti. Ota-onaning vazifasi shu. Ana Alloh voyaga yetganni halda qilsa, voyaga yetmasdan turgan yosh go'daklarni foydasini ko'zlash, zararidan uzoqlashtirish, kelajagini baxtli saodatli qilish tarbiyasi ota-onaning zimmasida. Ota-ona ana o'sha bolani o'ziga yoqmagan narsadan, demak, qaytaradi. O'ziga yoqib, lekin zararli bo'lgan narsadan ham qaytaradi. Sirtdan qaraganda uni qiynayotgan, yig'latayotgan, kaltaklayotgan, urayotgan, so'kayotgan, qarg'ayotgan bo'lib ko'rinadi, lekin aslida unga yaxshilikni ravo ko'ryapti. Yomonlikka burkanib qolmasin, deyapti. Baxtsiz bo'lib qolmasin. Kichkina bola biror yeri mayib bo'lib qolmasin. Qandaydir bolamga gard yuqib qolmasin degan umid bilan qilyapti. Ana bola voyaga yetib, haqiqiy to'laqonlik inson bo'lguncha ota-onaning zimmasida bo'lishi shariatda.
Ota ona unga javobgar qilib tayinlanishini hikmati shunda. U voyaga yetgan ekan Alloh o'zi farzi vojibi bilan o'zi sudrab oladi. Unga chavur otasi qilib turish kerak. Onasi qilib turish kerak. Shuning uchun musulmon ota-onalar shariatni yaxshi bilishlari kerak. Bolalarini baxtsiz bo'lib qolmasligi uchun, hayoti saodatdan chetlab qolmasligi uchun ularni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka o'rgatib, odob o'rgatib, ilm ma'rifat o'rgatib borish ularning mas'uliyati hisoblanadi. Bu haligi gap. Kelajakda Alloh o'z ibodati, farzi, vojiblari bilan zanjir bilan jannatga sudraguncha bo'lgan muddatda ota-ona buni ushlab turadi. Halok bo'lib qolmasligini ta'minlash uchun harakat qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo farzand to'g'risida gapirganda o'ziga qo'shib ota-onani gapirgan. A'uzu billahi minashaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ko'ryapsizmi? Robbing hukm chiqardi. O'zidan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikka va ota-onaga yaxshilik qilishga. Ana katta bo'lganda ota-onani nima? Ibodatini Allohning ibodatini qilib oladi. Lekin ota-ona ham haligi voyaga yetguncha bolaga xizmat qilgan. Allohga shukr qilish kerak. Ota-onani ham demak xizmatini unutmaslik kerak. Bolani yoshligidan ota-ona saqlaydi, ota-ona himoya qiladi, ota-ona yaxshilikka o'rgatadi, yomonlikdan qaytaradi. Endi voyaga yetdi, balog'at yoshiga yetdi. Endi unda insonga namoz farz bo'ladi. Roza farz bo'ladi bugunga o'xshab. Haj farz bo'ladi, boshqa ibodatlar, vojiblar bor. Bularni endi qilishi majburiy. Odamni xohishiga qo'yib qo'ysa ketdi. U yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, ketadi. Alloh bularni farz, vojib qilish bilan birga ibodatni vaqtini ham belgilab qo'ydi. 5 vaqt namozni vaqti belgilaliq. Ro'zani tutish vaqti belgilaliq. Hammasi belgilik, vaqtida qilasan. Kechga qolsang qazo bo'ladi, gunohkor bo'lasan. Majburlayapti-da. Majburlashidan Allohning o'ziga zarra narsa yetmaydi. Insonga kerak bu. Vaqtida namoz o'qish insonning o'ziga kerak. Oilasiga, jamiyatiga, xalqiga, yurtiga kerak. Vaqtida ro'zasini tutish insonning o'ziga kerak. Allohga bu qilingan narsalardan zarracha yetmaydi, Alloh behojat. Alloh subhanahu va taolo o'zi hadis qudusida aytadi. Bandalarim, sizlarni barchangiz katta kichigingiz, oqingiz, qoraingiz, erkagingiz, ayolingiz, yaxshingiz, yomoningiz, hammangiz dunyodagi eng taqvodor qalb egasichalik qalbga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib tashlasangiz, meni xazinamga zarracha narsa qo'shilib qolmaydi deydi. Ey odam bolalari, sizlarni barchangiz katta kichigingiz, qizlingiz, oqingiz, qoraingiz, erkak, ayol, yaxshi, yomon hammangiz dunyodagi eng fojir insonning qalbiga ega bo'lib, dunyoni gunohga to'ldirib tashlasangiz, meni xazinamdan zarracha narsa kamib qolmaydi. Nima qilsangiz o'zingizga qilasiz. Ana, nima qilsa banda o'ziga qiladi. Demak, Allohning ibodatini qilsa o'ziga qiladi. Lekin haligidaqa inson ojiz, havoyi nafs bor, shayton bor, dunyoni muhabbati bor, balo bor, battar bor. Insonni bu yoqqa burib turadi. Tortib turadi. Istagi shu. Ana o'sha istakni sindirish uchun Alloh taolo farz qilib qo'ygan, vojib qilib qo'ygan, vaqtida qilasan deb buyurib qo'ygan. Bu haligi gap. Xuddi o'zi jannatni bilib turibdi. Jannatdagi ne'matlarni biladi. Hamma yoqqa eshitdi, Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, lekin haligida Alloh majburlamasa bu yurgisi kelmaydi. Alloh majburlamasa yurgisi kelmaydi. Shuning uchun Alloh farz qilgan, vojib qilgan, xo'p, vaqtini tayinlagan hammasi go'zal ravishda bo'lgan. Buni ma'nosi Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir buyuk hadis var. Ajiba robbuka min qawmin yusaquna ila jannati bis-salasili. Robbing jannatga zanjirlar bilan sudralib ketayotgan qavmni ko'rib ajablandi deydi. Ya'ni biz hammamiz shumiz. Jannat borligini bilamiz.
Dozaqbozligini bilamiz. Lekin cennetge kere bugün işini kılalmayemiz. Çünkü Allah rahim kılıp bizi vacib zanciri bilen, farz zanciri bilen boynumuzdan tartıp cennetge sudur yaptı. Ana bu hakikat büyük bir hakikattir. Şunun için hamamız ne kılışımız gerek? İbadetini, kadrini bilişimiz gerek. İbadetini tanıtıp koygan Allah'a hamd-i sana etişimiz gerek. İbadet fırsatını umrumuzun en güzel fırsatı de bilişimiz gerek. İbadet bilen bende Allah'a yakınlaşadı. Allah'ın razılığını tapadı. Allah'ın muhabbetine sezavar buladı. Bundan uluğ narsa yok dünyada. Bundan uluğ narsa yok dünyada. Bana şu hakikat hamamızın daimi ravişte yadımızda buluşu gerek. Biz fakat kine ibadet bilen Allah'a yakınlaşamız, Allah'a muhabbet kılamız, Allah'ın muhabbetine sezavar bulamız, Allah'ın kurbetine erişemiz ve Allah'ın cennetine sezavar bulamız. İbadetsiz hiç nesil buluşumuz mümkünmez. Fakat bedbaxtlık, bu dünyanın şermendeliği, ahirette dozak, o yerdeki azab ukubat, hamması ana şu demek halette buladı. Ana şunun için biz Allah'a bizge ibadetlerini farz kıp koyganı için, vacip kıp koyganlığı için kança hamd etsek, kança sana etsek, şükür kılsak çünkü az buladı. Hususen hazırki küllerde eda etiyatken ibadetimiz roza ibadeti. Bu ibadet insanlığı insanlık şerefini yüzeye çıkaradığın ibadettir. Hayvandan farklıydığın ibadettir. Canzati kibar, yeb içedigen, şehvetge mayillik var, canzati kibar, hemmesi şu yiyedigen narsasını görse uzun taşıydı, uğradı. İçedigen narsasını görse uzun uğradı. Şehvetge mayillik olsa şu imkanını tapsa bunu uzun uğradı. Fakat yine insan öz ihtiyarı bilen özünü deyip tura aladı. Onge hem şu roza hizmet kıladı. Roza tutkanımızda biz, roza tutkanımızda, özümüzü, ihtiyarımız bilen, özümüz yakşı yakşı taamlardan man kılamız. İçimliklerden özümüzü man kılamız. Şehvetke mailimizini tutamız, diyemiz. Bunu başkalar kılalmaydı. Başka canzatını, kaybırını görseyiz, kanını açmasa, yiyeceğin arsasını görse, özünü taşıydı. Toktamasından taşıydı. Çankap türgen olsa, içeceğin arsasını görse, özünü uğradı. Birbirimle talaşıp, kırpıçağı bulup giderdi. Şehvet manası hem şu. Çünkü onlarda özünü mankılış kabiliyeti yok. Allah onlara birmegen bunu. Onlara roza ibadetini farz kımagen. Bizge için şunu kıyar. Biz şu bilen, demek, canzatlar içi de adamlık şerefine müyesser bugünümüz. Şimdi ulamalarımız etediler ki rozadar insan niyet bilen tam atkenden kuyaş batkınca özünü azı avukattan içimlikten şehvetten deyip yürürken farişteni sıfatı da yürgen buladı. Ne için? Farişteler avukat yemeydi. Rozadar ham avukat yemeydi. Farişteler içimlik içmeydi. Rozadar ham içimlik içmeydi. Farişlerde şehvetke mail yok. Rozadarda ham yok. Demek bir yılda 30 gün farz rozanı tutken mumun Müslüman 30 gündüz farişte bolu yürüdü. Bu ulamalarımızın etken gafı. Ben özümse yine çünkü üstüge koşu yapma. Başkalarım etkendir. Lekin ben okumadım. Bana hayalimde Allah keltirgen narsa. Roza tutup, niyet bilen, kündüz günü, avukat yemeyi, içimlik içmeyi, şehvetke mail korsatmayı yürgen insan, bende farişteden abzal buladı. Nemege? Farişte yemese yiyiş hakkı yolu giden yemeydi. Tabiyatı da yiyiş yok. Onu al yer diseyim yiyalmaydı. İçiş tabiyatı da yok onlarına.
Mana mana o yaxşı şirin içimlik içkin deseniz içə olmaydı. Yox, qabiliyyəti yox, xohişi yox, tələbi yox. Şəhvət ham şu. Demək, fərishtə ovqat yeməy, içimlik içməy, şəhvətə mayil qılmay yursa, özünün təbiətindəki bar nəsəni qılıb yürübdi. Mömin müsəlman bandası ovqat yeyişkə hojatı var, şəhvəti var, içimlik içişkə hojatı var, nəhayətdə xohlayıbdı. Lakin ana şu mayilni, ana şu tabiatni, ana şu xohishni kurashib yengyapti. Mana şu kurashib yengishi uni parastadan ustun holatga keltiradi. Shuning uchun roza tutganlar, hammalaringiz o'zingizlarning qadringizni bilinglar. Va bir oy 30 kun farishtadan yaxshi bo'lib yurishimizga imkon bergan Allohga tinmay shukr qilinglar. Namoz o'qiyapmiz. Namaz Allah bilen buladığın münacat. Bendenin Rabbisi'ye dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En yakın bulgan halatı secdedeki halatıdır. Secde kılıp peşenesini secdegahı koyup durgan bende Allah'a en yakınlaşken bende buladı. Yani namaz okup 20 rekat teravih namazı da şünçeliği baktığını Allah bize bergen bunu hem kadirge yetişimiz gerek. Allah subhanahu ve ta'ala barçalarımızla o'zimizni bandaligimizni anglab yetib, Allohga bandalik qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Bizga farz, vojib qilgan ibodatlarini jannatga yetaklab boruvchi omillar bo'lishini nasib etgan etsin. Bu dunyoyu oxiratni baxtiga, saodatiga Allohga ibodat qilaroq, Allohni aytganini qilib, qaytarganidan qaytish ila erishishimizda Alloh taoloni o'zi yordamchi bo'lsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Biz aciz bendelerin uluğ Ramazan ayının keçelerinden biri de özünün uylarından bir uy bulmuş üşbu mübarek mescidde teravih namazını eda etip bulganımızdan son özünün kelamin Kur'an'ını tilavatıdan son dua kabul buluşudan umudvar bulgan halimizde
acizane kullarımızı özünge uzatıp, özün emir kılgenin de dua kılmaktamız. Seni özün bu dualarımızı özün vaada kılgenin de kabul eylegin. Allah şubu tilavatı Kur'an sevabıdan ötken barca mumun ve mumunatlarını bahramat eylegin. Xususan vatanımızdan ötken, şubu dahadan ötken mumun ve mumunatlarını, bu mescidini kurup ötkenler, onda ibadet kılıp ötkenler, hazırda bu mescidini tutup durgenlerden ötkenleri ve bu cemaatta kol kötarıp dua kılıp durgen bandalarından ötken azizlerini, barçalarını bahramat eylegin. Alarını gariki rahmet, şahisteyi cennet kırgın. Kabirlerini münavver eyleb, ahiretlerini abad kırgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, emeli salihlerini hemrah eyleb. Ularını yoklab biz yarı dost mumun musulmanları kılayatken dualarımızını kabul eyleb, ahiretteki makamlarını yükselişine sebep çıkırgın. Allah azinden yalvarıp sorayımız. Uluğ Ramazan ayıda bizge şeref kılıp, farz kılgen roza ibadetimizini umut bilen tutmaktamız, bu ibadetlerimizini dergahinde kabul eylegin. Acir sevaplarını köpeytirip bergin, günahlarımızını keçirilişge sebep çıkırgin. Tutgen rozalarımızını bizge kıyamette şefaatçi oluşunu nasip etgin. Allah bu mübarek ayının faizli keçelerinde bidar bulup okuyatken teravih namazlarımızı hem dergahinde kabul eylegin. Teravihde okuyan Kur'anlarımızı kıyamet günü de bizge şefaatçi oluşunu nasip etgin. Allah bu uluğ ayını, büyük makamını, uluğ ibadetini şerafet eden elimiz, yurtumuz, halkımız, barca mumun Müslüman bendelerin başından berekatini yağdırgın, hayratını yağdırgın. Hammalarımızni mağfirat qilgin. Bu oydan onadan tug'ilgandek begunoh bo'lib chiqishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Ichimizda bemorlarimiz bor, ularning barchalariga shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagin. Farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato aylagin. Ilm tarafdagi yoshlarimizga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. O'qishlarini sharafli bo'lishini, foydali bo'lishini, elimiz, yurtimiz, xalqimizni taraqqiyotiga sababchi bo'lishini nasib etgin. Alloh kasb-kordagi azizlarimizning barchalarini kasblariga, korlariga baraka bergin. Hosillarini mo'l ko'l qilgin. Daromadlarini halol pok bo'lishini nasib etgin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin. Turmushlarini farovon aylagin. O'zlarini iymon e'tiqodda sobit qadam bo'lib, ibodatingda bardavom bo'lib, bir-birlari bilan do'st yor bo'lib yashab borishlarini ta'minlagin. Alloh ushbu jamoatda o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringni o'zingdan so'raydigan so'rovlari bor, so'rovlaridan yaxshisini bergin. Tilaydigan tilakları bor, tilaklaridan a'losini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolarini eng musaffasini qabul aylagin. Hammalarini oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindoshlari bilan sog'-salomat, tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfi xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh ushbu muborak masjidni xizmatini qilib turgan muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, barcha xodimlari, qavmlarini o'zingni uyingni xizmatidagi qilayotgan ishlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo shunga o'xshash ulug' xizmatlarni xalqimizga qilib, xalqni duosini olib sharaf bilan xizmatda bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Alloh bu masjidni obodligiga hissa qo'shgan azizlarni barchalarini qilgan himmatlariga, g'ayratlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Bular bu dunyoda o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish masjidni obodiga harakat qilgan bo'lsalar, ularni hammasiga oxiratda jannatdan qasrlarni qurib bergin. Alloh yanagi ramazonlarga sog'-salomat, tinch omon kelib, hozirdagidan ham go'zal va ziyoda tarzda ibodatingda sobit qadam bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Allah o'zingdan yolborib so'raymiz. El-yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin.
halkımızın özünü razılığını tapadığan halklardan buluşunu nasip etken, barçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kılgın, özünün hidayetinden ayırmagın. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.